İzleyiciler tükenmeden tüketmek devam ediyor. Sayın Taşçı, Sayın Güner'e bir soru yöneltmişti. Tasarıda şöyle bir madde var. Ortak kullanım alanlarındaki ayıplı malı kiracı belirtmediği takdirde bu tahliye sebebi sayılabilir diye. Sayın Güner hangi madde olduğunu sormuştu. 317 dedim abi, 317 diye siz 317. buldunuz. Evet, Evet, siz de burada inceleme yalnız şey fırsatı buldunuz. söylüyor, kiracı kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı diyor, sorumlu olmadığı şey durumlarda ayıplı kiraya verene gecikmeksizin bu ayıbı bildirmekle yükümlüdür diyor. Aksi halde bu şeyden kendi sorumlu olur şeklinde bir hüküm gelmiş. Bu daha önceki Borçlar Kanunu 256. maddesinin daha kısaltılmış bir şekli. Yalnız burada bazı ayıplı Örnek durumlardan, vererek açıklar mısınız hayata dair bir yani örnek şimdi vererek? hayata dair şu var. Mesela daha önceki maddede bir üçüncü şahsın o kiralanan şeyde bir hak iddia etme durumlarında bunu kiracıya bildirmekle zorunludur diyor. Bildirmek zorundadır diyor bu 317. Ev madde sahibine. ve ev sahibine. Bu şekilde bir şey bildirmediği takdirde bu üçüncü şahsın bu şekilde bir hakka iddia etmelerinden, müdahale etmelerinden doğacak zararı da diyor kendisi sorumlu olur diyor. Bu şekilde bir gerekçe Borçlar daha Kanunu var. biliyorsunuz faydalı ve zaruri masraflar yapmak zorunda zaten. Mal Evet. sahibinden de isteyebilir onu, Tabii, üstelik tabii. o parayı. Dolayısıyla lüks masrafları kiracı mal sahibinden isteyemez. Örneğin panjur kapat balkonuma diyemez. Ama su buz tesisatı bozulmuşsa söylemeden yapar ve parasından kiradan mahsup eder. Çünkü onlar zaruri masraflardır. Burada bahsedilmesi ileride daha büyük zararlara sebep olacak ayıpların ortaya çıkması, kullanım neticesinde ortaya çıkması gereken. Örneğin sigorta ikide bir atıyor. Mal sahibine bildir diyor. Belki tesisat değişecek. Evet. Salim Bey, sizi rahatsız eden nokta neydi peki bu kanunda? Şimdi içeride oturduğu yer zaten ayıplı, musluk akıtıyorsa, doğalgaz aleti, kombi bozulmuşsa zaten bunu söyler ev sahibine. Efendim bu bozuldu. Kullanımdan dolayı ise içindeki kiracı öder. Kullanımdan dolayı değil de ilk aldığında eve girdiğinde sağlamdı. Girer girer ertesi günü bozuldu. Bu ayıplı maldır. Burada hem kira indirimi isteyebilir ayıplı malda kiracı yeni yasaya göre. Ayrıyeten şimdi orada demiyor ki oturduğu yerdeki ayıplı maldan dolayı mı yoksa ortak gide apartmanın herhangi bir müştemilatından çatı Yani aktarılacakmış. yorumlarda farklılık mı olabilir demek Öyle tabii şimdi istiyorsunuz bunun kiracıya ne? sonucunda? Kiracı apartmanda çatı aktarılıyormuş da veya bilmem neyi bozulmuş da onu mu takip edecek kiracı? Hukuk usulünde bir kural vardır. Der ki eğer ki bir konuda kanun maddesi yoksa hakim kanun koyucu yerine geçerek o konuda bir çözüm üretir. İşte buna da içtihat deriz. Zaten her çıkan kanunun bir takım aksayan ya da boşluk tarafları olabilir. Ama medeni kanun çıktığında bir yıllık bir geçiş süresi uygulandı. Bunda da belki mutlaka bir süre Bizim Sayın Özdemir'e bir içtihat daha çıkaracak bir şey çıktı. Bir de uygulanacaktır. Sayın Güner şey var şurada diyor ki huzursuzluk yaparsa diyor apartmanda diyor. Tamam. Evet. Huzursuzluğu nasıl tespit edecek? O da diyor tahliye Şimdi ben edilir. yalnız size bir gerekçe söylemek istiyorum. Şu şekilde bir şey var. Bu geçmiş medeni kanun Borçlar Kanunumuzda da bu gerçekten vardı. Bir binada bir bayan kiracı binada. Fakat travma geçirdiği için, rahatsızlık geçirdiği için bütün binayı rahatsız ediyor kiracı. Nasıl rahatsız ediyor biliyor musunuz? Bağırıp çağırıyor, Gece şey saat yapıyor, 1'de. tehdit ediyor, bir de iki de bağırıp çağırıyor. Ve bu bir nevi bir tahliye sebebi oluyor onun hakkında. Ve dava açıp onu oradan hemen tahliye etrafı rahatsız etmesi, küfür etmesi, bağırması, çağırması, taciz etmesi gibi durumlarda bu bir nevi kullanım Ya da mahkeme şeyinden dahil. kararlarını yerine getirmeme. O Evet, kişi bu bir hakkında tahliye mahkeme sebebidir. Bu kararı eski verilmiş. kanunumuzda da var bizim. Örneğin Borçlar köpek kanunumuzda. besliyor. Apartman Tabii. yönetiminde canlı besleyemez, hayvan Evet. besleyemez diyor. İki tane, üç tane bir kangal, bir doberman, ki köpekler besliyor. Mahkemeden mal sahibi değil. Oturanlardan biri de dava açabilir bu durumda. Evet. Açıyor 634 sayılı O kat kanun mülkiyeti değişmedi yasasını. mi? Hayır, özel kanun 634 sayılı kat Hatta bu mülkiyeti şeye de yasası. girer dikkat ederseniz. Besleyemez. Evet. 633 sayılı Orada zaten kat mülkiyeti kanunu da giriyor. Borçlar ama kanunumuzda ev da var bu. sahibi İçtihatlar da var besleyebilir herhalde değil mi Hayır, kendi kimse evinde? besleyemez. Ev sahibi de dahil. Evet. Hatta ve hatta siz Ama konutunuzu rahatsızlık vermiyorsa? yine besleyemez. Konutunuzu iş yerine kiraya vermişseniz mal sahibine gerek yoktur. Kiracılardan biri de dava açabilir.
iş yerinin tahliyesi için. Ama Sayın Özdemir öyle usullar var ki böyle. Ya onlara da yazık insan. Biraz da onlara... Şimdi efendim hukuk devleti diyoruz, kural Saygı diyoruz. Diyorsun. Dolayısıyla apartman yönetimi oturmuş bir karar almış. Tapuya da tescil ettirmiş bu yönetimi. Demiş ki bizim yönetimin planımız bu. Örneğin iş yeri, giriş katı iş yeri, dükkan. Bu dükkanı tutan kişi lokanta yapacağım diyorsa, projesinde lokanta değilse bütün kat maliklerinden izin almak zorunda. Ama lokanta demişse kimseden izin almak mecburiyeti yok. Kat yönetim planında mesken dışında hiçbir surette kullanılamaz. Evet, ibaresi varsa. Evet. Şimdi İstanbul'dan yine bir izleyicimiz telefon attığında Sayın Serdar Bayrak, kendisi emekli icra müdürüymüş. Hoş geldiniz Serdar Bey. Teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar, sizi dinliyoruz. Sayın milletvekilim, sayın hakimim, efendim iyi akşamlar. Benim şöyle bir sorum olacak. Kira kanunun 16. maddesine göre kiranın dışında alınan depozit vesaire her türlü nema para suç sayılıyor. Kanunda diyor ki bir yılda 6 aydan 1 yıla kadar hapis, 3 yıllık kiraya da mahkum edilir diyor. Hem alan hem de buna iştirak eden örneğin emlakçı ya da aracı. Tasarıdan söz ediyorsunuz değil mi? Efendim? Şu anda tasarıdan söz ediyorsunuz. Efendim önceki yasadan bahsediyorum. Mevcut yasadan söz ediyorsunuz. Evet, evet. Uygulamada bu da alınıyordu. Evet. Yeni yasada acaba bu var mı? Bir yana bir değişiklik var mı? Depozito suç sayılıyor mu? Sayılmıyor mu? Evet, bir değişiklik var. Burada nasıl bir var. Değişiklik olacak? Tamam. O konuda bilgi almak istiyorum. Hem izleyicilerin bilgilendirilmesi tamam. için. Tamam, hemen soralım efendim. İyi akşamlar diliyoruz teşekkür size. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoşçakalın. Sayın Güner, bulabildiniz mi bu değişikliği? Şimdi ben o maddeyi tabii inceledim de şunu söylemek istiyorum. Depozitle ilgili kira kontratı şeyi sözleşmesi yapılırken, kontratı diyeyim, sözleşme evet. diye geçiyor bizim artık anda. 3 aylık kira bedelini ancak depo şey yapabilir, evet. yapabiliyor. Bunu da herhangi bir bankaya yatırma durumundadır. O kira bedelini. Ya ev sahibinin eline vermeyecek mi? Bankaya hayır, müşterek hesaba. Müşterek hesaba yatırılıyor. Onu çekerken banka bu parayı verirken de tek taraflı veremiyor. İki tarafın anlaşmalı bir şekilde müracaatıyla onu ya geri iade ediyor ya kiralayana veriyor. İki taraf anlaşırsa ancak alabilir. Tabii. Akde uymamışsa mahkemeye müracaat etme durum var. Mahkeme onun iadesine karar veriyor. Evet. Var yani bizim. Şimdi izleyicilerimizin kısa mesajlarına da ben biraz göz atmak istiyorum. Bakın bir izleyicimiz demiş ki kiracı duşakabini kırar, muslukları bozar, depozitoyu kiraya sayarsa, yalnız ben kiracı başka şehre giderse ne yapılacak? Pardon. Yalnız bakın. orada bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam. Dikkat edersen sonra kıymetli bir evrak da verebiliyor. Mesela bir teminat şeyi evet. verebiliyor bu 3 ay. Bankaya yatırım evet, depozito yerine. Tabii bunu da bir bankada saklanma durumu var. Evet. İkincisi 3 aylık parayı ödeme durumu var. Bir bankada müşterek hesaba yatırılıyor. İkisinin haberi olmadan da çekilemiyor. Tabii. Şimdi izleyicilerimiz... Ama bir itilaf... Yalnız orada döviz veya Sayın Güner TYTL dememiş. Keşke onu da bir aklınızda bulunursa. Türk lirası önemlidir. Efendim? Türk lirası geçerlidir. Enflasyon falan bir şey koymaları lazım. Evet gelelim izleyicimizin iletisine. Kiracı tabii burada bir şey daha söylüyor. şunu söylüyorum. Tamam. Kira bir icra vasıtasıyla da o Sayın İcra Müdürü şey yaptı. Bu teminatı icra vasıtasıyla mahkeme kararı verdikten sonra icra vasıtasıyla da oradan alma şeyi var. Herhalde icra müdürü arkadaş onu da yaptığı için uygulamasını evet. onu söylüyor. Yani şimdi orada. Sözünüz bittiyse okuyabilir miyim tabii mesajını izleyicimize? Kiracı duşakabini kırar, muslukları bozar, depozitoyu kiraya sayarsa ve başka bir şehre giderse ne yapılacak? Tam ben zaten depozito evi aldığı gibi noksansız teslim ettikten sonra isteyebilir. Tabii, evi yani. Bu kadar harap ettikten sonra kiraya da sayın diyemez. O bütün eksiklikler giderilir. Ondan sonra karşı taraf depozitosunu tabii, isteyebilir. Tabii. Yani ne yapabilir? Duşakabin bedeli. Ödenmeyen kira bedeli. Kapı aidatı, kapıcı aidatı var ise. Başka bir şehre bunlar, gitse de. Fark etmez. Yalnız, mahkeme açabilir miyim? Bakın biz bir şeyi gündeme getirelim. Kiracı kiralamış olduğu meskeni en iyi şekilde kullanmakla aldığı gibi sorumludur. Teslim etmek zorundadır. Aldığı gibi teslim etmek durumundadır. Ama orada tahribat yapmış, bozmuş, musluğu, bütün şeyleri kırıp yıkmışsa onu
hem tazminat hakkı doğurur hem depozitten şeyden evet. düşürür zaten amacım. Şimdi yani ev sahipleri... Akitte varsa burada ev sahiplerini de şey yapalım, kiraya verirken tabii. her şeyi mutlaka akit içerisinde belirtmeleri lazım. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu husus bizde kanundan doğan bir akit. Yani akitte gerek yok. Ben teferruatına detayına girmediğim için yoksa yazılı tabii. belgedir zaten kira kontratosu yazılı bir sözleşmedir. O sözleşme esastır. Evet. Ben detayına girmedim çünkü şu örneğin bazı şeyler vardı ki musluğun markasına kadar yazılır. Evet. Yazılır. Tabii. Ben bunları teslim ettim. Şofben şudur, kombi budur, elektrik düğmeler şu markadır yazar. Tutanak diye geçiyor. Yeni eskiden defter tutun. Şey. Evi badanalı boyalı diyor ki çivi istemiyorum ben salonumda diyoruz. Evet. Onu da yazdığın zaman ya ben bir, şey soracağım. Bir şimdi... tespitte 127 tane çivi çıktı. Evin içinden duvarlardan. Suistimal bu olsa gerek kapının, herhalde. Ahşap kapının arkası hedef tahtası yapılmış. Şimdi böyle sorunlarla karşılaşan ev sahipleri diyelim ki kirasını ödemedi, başka şehre gitti ya da yakıtı ödemedi, başka şehre gitti ve kendisiyle iletişim kurulabilecek telefonu kapatıldı, başka numara aldı, adresine ulaşılamıyor. Bu durumda kalan ev sahibi nasıl hakkını arayacak? Yine dava açacak. Adresi bulamıyorsa ilanen takipat yapılır. İlanen takip tabii. İlanen duyuru yapılır. Evet bu şekilde adresine ulaşılmaya 634 aylı kat mülkiyeti yasasından bir de şey özel yazacağım. Şey vardır. Tebligat vardır. Şimdi, davada taraf... ayrı bir şeydir. Peki zaman aşımına uğrar mı bu yok. Konular? Karar alındıktan sonra 10 yıldır geçerlidir. Evet. 10 yıl içinde bulunur. Şimdi zaten dava açıldığı zaman da işte Sayın Yargıcım da bunun tatbikatını yaptı. Şey olur... zabıtaya şeye şimdi masraf... adres araştırmasına ben tabii. girmiyorum. Şimdi TC kimlikten hemen çıkıyor. Onlar yapıldıktan sonra gazete ilanına geçer. Yani kişilerde bulunabilir. O nedenle çünkü bu tarzda sorular da vardı izleyicilerimizden. Ayşe Hanım çıktı eve gider 21'e göre tebligat yaptırır. Yine evet, onu evet. yerine getirir. Fakat iştahatları çok iyidir üstadımızın. 6-7 sene önce şöyle bir iştahat okumuştum. Evet. Sayın Güner. Kiracı ev sahibi diyor ki evi niye badana boya yaptırmadan çıktın diyor. Evet. Olay intikal ediyor mahkemeye. Ama nasıl bulduysan öyle bırak. İş geliyor Yargıtay'a. Konu var değil mi? Yargıtay'da şöyle bir iştahat hatırlıyorum. Kiracı diyor bunu badanasını boyasını yap da çıkmakla mükellef değildir. Sildirmiş güzelce. Sen diyor ev sahibi olarak bunu sağlam temiz teslim etmen gerekirdi diyor. O da diyor ki ettim diyor. O da diyor ki sildirmiş. Bayağı bodana bayağı yapmadan çıkmış. İş gitmiş Yargıtay'a. Yargıtay'da da böyle 6-7 sene önce böyle bir şey hatırlıyorum. O zaman bundan şu mu doğuyor? Badanalı boyalı ev teslim edilmiştir. Mecbur tahliye ettiğinde de badanayı boyayı evet. yapma maddesi yok olmasın. Evet. Diyor. Şimdi efendim olay şu. Normal kullanım neticesinde ortaya çıkan bir durumsa zaten bu hayatın olağan akışıdır. Yoksa biz evi akşamları bakmak için tutmadık. Yaşayacağız içinde. Dolayısıyla kaloriferden, şeyden, hava oksitlenmesinden dolayı içeride bir parlaklık gidecektir boyanın. Ama siz öyle aldıysanız öyle verirsiniz. Duvarlarını siler, temizler, plastik boyaysa. Ama kontratta demiş iseniz yazılı bir belgedir, akittir. Ben evi badanası boyası yapılmış aldım. Aldığım gibi de teslim edeceğim demiş ise konu budur. Ama içtihatta böyle bir durum yok ise ev alındı teslim edildi. Ev teslim edildi demiş ise burada niteliği belirtilmiyor. O zaman boyatmak zorunda değil. İspat etmek zorunda olur onun şeyini. Tabii belge yazılı belge tabii. önemli şey. Evet kısa bir soru daha yönelteyim. Dükkan sahibiyim. Kiracı duvar yıkarak yandaki dükkanla dükkanımı birleştirmiş. Tahliye sebebi sayılır mı diye sormamızı istemiş. Başkasının dükkana tecavüz edemez. İki dükkanda kendisini de yıkar ama imara aykırı olmaksızın yıkabilir. Kolon kesemez. Kiriş deviremez. Tahliye olduğu zaman da orayı yapmak zorundadır. Eski haline getirerek teslim edebilir. Evet tahliye müsaade sebebi almışsa midir? Ama. Müsaade almışsa tabii ki. Tabii. Yönetimden mi? Hayır, ev sahibi. Mal sahibinden. Hatta ve hatta. Herhalde ki. Hatta bazı durumlarda belediye fen işleri müdürlüğünden izin almak gerekir. Çok sayıda kısa mesaj var tabii. fakat süremiz maalesef izleyicilerimizin tüm sorunlarınızı aktarmak için yeterli değil. Öncelikle bunu söyleyelim kusura bakmayın diyelim ama başka programlarda mutlaka gündeme getireceğiz bu sorunlarınızı da. Salim Bey siz ikna oldunuz mu tasarıyla ilgili? Vallahi Rahmi Bey'in sözlerine ordu CHP milletvekili bomba gibi bizim Sayın Güner oldukça
İçtihatlarda söz sahibi bir üstadımız oldukça. Ama şu var, Hammurabi'den bu tarafa kanun koyucular hiçbir ne müşteki memnun edebilmiştir, ne mağdurum memnun edebilmiştir. Burada biraz da kanunların vicdan olması gerekir. Evet. Tabii. Peki şimdi, kiraların artışıyla ilgili, ben, dolarla kirada oturanlarla ilgili bu konularda da tasarıda değişiklik zaten, öngörülüyor mu? Zaten dikkat ederseniz kira artımları şey değil, böyle keyfi afaki değil. Tüketici yıllık tüketici şeyine üfe. Endeksi. Tüfe. Üfe. Evet. Endeksi nazara alınmak suretiyle artışlar yapılıyor. Böyle mahkemeler de bunları değerlendiriyor. Ayrıca bir durum daha var. Mahkeme emsal kiraları da alır. Objektif bir şekilde kira artışlarına karar verir. Böyle keyfi bir şekilde şu kadar aşırı bir kira verilsin durumu yoktur. Yani şey yoktur. Yalnız ben... Ama krizle ilgili bir düzenleme olacak yalnız benim gibi bir, duyumlar alınıyor. Benim bir hukukçu olarak bir şikayetim evet. var. Onu açıkça belirtmek istiyorum. Çünkü bizim kiralayanlar çok uyanıktırlar. Çünkü kira kontratısı yapılırken anında taahhütname alırlar noterden. Çünkü taahhütname tek taraflı olduğu için. Her şartlı kira... tahliye taahhütnamesi. Şart yani taahhütname alır. Evet. Der ki ben işte 2009 yılının işte Mayıs ayında bu iş yerini takıntısız şeysiz direkt boşaltacağım diye evet. taahhütte bulunur. Evet. Tek taraflıdır bu. Bunu devamlı kullanırlar. Kontrat bittiği zamanda bittiği zamanda hemen gündeme getirir. Bu taahhütnamenin bittiği tarihten itibaren bir ay içinde icraya vermek durumundadır. Yani bir mahkeme kararı gitmesine de gerek yoktur. Şimdi öyle enteresan durum doğuyor ki bunu kira bitti mi hemen çıkarır meydana. Bak icraya vereceğim sana şu fiyat vereceğim der. Bunu gerçekten Yargıtay birçok kararlarında bunun önledi ama bana kalırsa tam da önlenmedi. Ben baktım bizim tasarımızda yine var ama biz bunu görüşmedik. Bu taahhütname üzerinde konuşacaksınız değil mi? Komisyona geldiği zaman da çünkü sormak. Bunun aksaklıklarını çok görüyorum. Evet, şimdi evet. burada kiracılar dediler ki biz hep mağdur oluyoruz, şey oluyoruz dedi ama bu taahhütnameyi verdikten sonra gerçekten mağdur oluyorlar. Hem iş yerleri tehdit kullanılıyor. Tehdit yani benim bu kadar tahliye sebepleri olduğu zaman da bir taahhütnameyle tahliye şeyine gereksinim olmadığı görüşünde. Onun tarihleriyle ilgili ediliyor. Sanırım sonra bir gün sonra imzaladıkları takdirde zorla imzaladım şimdi diye bakın, öyle bir şey olabilir mi? Şimdi öyle enteresan ki. 20 gün sonrası mı? Taahhütnameyi yaptıktan 15-20 gün önce de kira sözleşmesini yapıyorlar. Onun şeyi istesen yalnız yapma. Sayın Güner şu hatırladığım evet. kadarıyla son kanun bu değişiklikten tabii. önceki. Var burada da var da ben onun üzerinde durmak istiyorum. Noterde yapılmak şartı getirildi. Aynı zaten gibi. Noterde yapılıyordu o şeyde evet. değil. Genellikle ben buradaki tahliye taahhüdünün asıl amacı şudur. Kişi oturduğu mekanda kendi isteği arzusuyla verilen bir belge gibi yorumlanıyor. Evet. Üstadımız da dedi. 20 gün evvelden kontrat yapılıyor. Bugün noterden ithaliye taahhüdü alınıyor. Sanki içinde oturulmuş gibi veriliyor. Ancak peş peşe her yıl bir tahliye taahhüdü verilmişse bu mahkemelerce artık baskı ünsürü son evet. tahliye taahhüdünden dolayı kişi tahliye edilmiyor. Yalnız Sayın Yargıcım şöyle bir durum olabilir. Taahhütname eğer noterden yapıldıysa kira sözleşmesi de noterden yapılıysa onun daha geri şeyini yapamazlar. Onu değiştiremez. En sağlamı o. İkisinde... Ama özel yapıldığı için eski tarihi koyuyor. Tabii, 10-20 tabii. gün tabii. önceki şeyi koyuyorlar. Yani. Biraz da vicdanımızı kanun yapsak mesela. Valla bu tabii ki karşılıklı bir sözleşme yapılınca gerçekten adil ve yasaların çerçevesinde bir de bu kanun amacına uygun yapılmalı. Efendim biliyorsunuz rende gibi. İstismar değil yani. Ne rende gibi. Size ne keser gibi bize. Testere gibi bir size bir bize. Şimdi bir izleyicimiz şöyle bir yorumda bulunmuş. Ev sahibi kiracı ilişkilerini ancak emlakçılar çözer diye. Ne dersiniz? Öyle bir düşünce vardı. Yani yöreyi en iyi bilen, değer artışını en vakıf olan kişiler onlardır. Mahkemelere gidilmesin, bir komisyon tarafından bu kira artışları belirlensin deniyordu. Ne kadar uygulanır o takdiri vallahi Sayın Taşçı'ya. Hem bize kiracı gelir hem mal sahibi evet. gelir. Evet. Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın, sen de haklısın diyeceğimize şu kanunun iyice çıkmasın Sayın Güner'de. Tabii ben bir aksanı söyledim yani. Yani bize gelmesin yani. Mi diyorsunuz bu yük komisyon? Efendim ne hakimin inisiyatifine bırakılsın, ne emlakçının ne hakemin. Kanun tam öyle yapılsın ki. Şimdi bakın. Jennifer'in affedersin galiba İsviçreli Bilge Okçu'nun bir sözü vardır. Hukuk diyor, balık ağına benzer. Büyük balıklar yırtarak çıkar, küçük balıklar pırtarak çıkar diyor. Olmasın. Mesela ben bu kanunda gündeme gelmedi gerçekten. Büyük iş çevreleri var kentlerde, birçok yerlerde.
Şimdi esas kiracı var, bir de alt kiracı durumları var. Gerçekten birçok iş yerleri devrediliyor. Dikkat ederseniz kiralayan kiracı değil, onun yanında alt kiracılar tamamen o işletmenin içinde bulunuyor. Göstermelik kiracı durumları var. Bunlar da gerçekten bu tasarıda mevcut. İnşallah bizim komisyonda gündeme geldiği zaman da onu da örnekler vermek suretiyle en iyi şekilde adil bir şeyi gündeme getirmek, ama bizim Sayın uygulamaya Güler, gündeme orada getirmek bir gerek. Madde gördüm. Diyor ki kiracı kiraladığı mecuru alt kiraya verebilir, odada da kiralayabilir diyor. Evet. Açılımı aşağıda bırakmış. Yani o zaman açılımı üstte alsa da onu maddeyi aşağı, şimdi bunu okuyan kişi kiracı diyor ki tamam ben alt kiraya verebilirim, odada da kiralayabilirim Şimdi diyor. Bakın o şeyde geçiyor, genellikle ürün kiralarında geçiyor. Mesela büyük bir işletme, tarım sektöründe yahut da işletme gibi biri Açılım kiralayan yok ki burada kişi mı? orada depoları şeyleri bir kiraya verebilir diyor. Tamamını değil de öyle bir şey Burada gündeme konuttan getirmiş. Hiç bahsediliyor. açılım yok burada. Evet. Evet, şartlı tahliye taahhütnamesiyle de ilgili değişiklikler siz önereceksiniz. Tabii Umarız ben bu bu konuda sorun da çözülür. şunu söylemek istiyorum. Alt komisyonda incelediğim kadarıyla çok sosyal içerikli bir kanun. Böyle biraz ezilenden yana bir tavır koymuşlar bunu hazırlayanlar. Ben onu komisyonda görüşürken çok değerli öğretim üyeleri de aynı konu üzerinde durdular. Biraz böyle mağduru korur şeyi gündeme maddelere getirilmiş. Her ne kadar kiracılar biraz serzenişte bulunuluyorsa da kanun geneli incelendiği zaman da bir mağduru koruma şeklinde bir sosyal belli içerikli bir şey var. Benim görüşüm de zaten aynı o yönde. Yani ne kiracının ne kiralayanın şeyinde değilim ama elbette ki bu konuda tatbikatı içinden geldiğim için bazıların nasıl istismar edildiğini, nasıl kullanıldığını bilen bir kişiyim. Enflasyon esas sebep o. Tabii. 5 yıl Mesela evvel tuttuğunuz bir işletme ya da bir ev kirası, Salim Bey daha iyi bilir. 5 yıl sonra bir bakıyorsunuz 10 kuruşa düşüyor. Bu sefer diyor ki benim evim ya da iş yerim şu kadar arkadaş, yenisi bu fiyata gitti, sen de artır. Eğer ki enflasyon olmasa zaten kimsenin yerinden zaten şeyi kımıldamaz getirmiş hocam, şey hocam dedim öyle. yani Sayın Yargıcım. Kira tespit davaları yerine kirayı belirleme davaları açma şeyi gündeme gelmiş. Çok enteresan. Bir kira yıl içinde bunu açılmışsa kira bitiminden itibaren uygulanıyor. Bir ikincisi de kira başladıktan sonra önceden bildirim yapıp da kira yılı başladıktan sonra açılmışsa aynı yerin bildirim tarihinden başlamak üzere kira tespit davaları Evet. belirleme, kira Şu ücretlerini anda belirleme içinde şeyi var. bulunduğumuz durum nedeniyle iş yerlerindeki çoğu iş yeri kiralarının çok yüksek olduğunu belirtiyorlar ve Evet. Kiraların düşürülmesi taleplerinde Birçok bulunuyorlar. büyük firmalar Evet. birleşerek iş yerlerine teklif verdiler. Ya ciromuz üzerinden bedel ödeyelim yoksa boşaltacağız Evet. tezi var. Çünkü büyük iş yerleri de sayısı bir hayli arttı. Herkes birbirine rakip oldu. En çok Evet. zarar gören de yabancı para üzerinden yapılan Kira, kira sözleşmeleri çok daha verilen büyük yerler zarar maalesef. verme durumları. Zaten borçlar kanunda bu gibi şeylerin o mütevazi böyle belli bir şeye Uyarlama. Evet. uyarlama şeklinde dava açma hakkı veriyor. Bizim şu tasarımda da Resesyon var bu bu. noktaya getirdi. Tabii, bu Şartları şey var. resesyon Bir de getirdi bu geçmişte arada. 2001 yılda olan çok büyük olaylar Evet. oldu. 95 senesinde büyük enflasyon durumları işte Evet. doların yükselmesi 2001 yılında bu 2001 krizi. tabii Çok krizinden sonra mağduruz. Şimdi gündeme bu geldi. konuyla ilgili sohbet gerçekten bitmez. Affedersin 2001 krizi hiç. Onu samimiyle kabul edin. Şimdi daha büyük Allah geldi. korusun siz şu içinde bulunacağımız krize bakın. Evet. Siz 2009'un Allah 2009 korusun çok riskli. krizine bakın. Evet. Çok Bu riskli. vatandaş inşallah ineğimini minlemez. Hamdolsun durumumuz iyi diyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz Biz de katıldığınız teşekkür için ediyoruz efendim. programımıza. Ben şunu söylüyorum, bu kanun teklifi tasarısı gerçekten komisyon üyesi arkadaşlarım da gayet demokratik bir şekilde böyle özverili, objektif bir şekilde üzerinde duruluyor. Çok iyi bir kanun tasarısı şeklinde, kanun şeklinde çıkacağına güveniyorum yani ben şey yapıyorum. Yasalaştığı zaman tekrar Tabii şu değerlendirmelerinizi de var, bekleriz zaten hiçbir programımıza. kanun çıktıktan sonra %100 iyi şeyine girmez. Onu aksaklarını
hakimler içtihatlarla dolduracak, kararlarla dolduracaklar. Evet. Eğer gerçekten bir aksaklama durum varsa yine kanun teklifi, madde teklifi şeklinde meclise gelir. Değişiklikler yapılacaktır. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özdamar ve Sayın Taşçı programımıza katıldınız. Verdiğiniz bilgiler için yasalaşırsa o zaman tekrar değerlendirmelerimiz için sizleri de İnşallah. Bekleriz programımıza. İnşallah. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi tüketirken kendinizi, bütçenizi ve çevrenizi tüketmeyin diyoruz. Hoşçakalın. Zaten şimdi... Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı belgesel çalışması. Görsel Atatürk Ansiklopedisi. İşte 19 VCD'den oluşan muhteşem eserler. Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün yakınları, çalışma arkadaşları, silah arkadaşları, Atatürk'ün anıları, Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk'ün devrimleri, Atatürk diyor ki, Kurtuluş Savaşı Destanı ve Atatürk'ün Askeri Dehası, Çanakkale Destanı, Ermeni Soykırım Yalanı. Bu eşsiz belgesellerle birlikte iki muhteşem hediye. 1. 70'e 105'e badında kaliteli kumaştan büyük boy Türk bayrağı. 2. Atatürk'ün huzurunda şarkı okuyan Müzeyyen Senar ve Safiye Aylan'ın sesinden Atatürk'ün en sevdiği besteler. İzmir'in kabakları dökülür yapraklar. Kurtuluş Savaşı'nda 28. Bu eşsiz eserlerin tamamı sadece 79 YTL. 0212 674 60 61. Gazeteci Yaşar Aysev'in hazırlayıp sunduğu Medya Sorunları Tartışıyor programında 30 Kasım Pazar günü Kanal B ekranlarında yerel yönetimlerimiz ve belediyelerimiz irdelenecek. Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlere doğru kentlerimiz, beldelerimiz yeterli, kaliteli ve ucuz hizmet alıyor mu? Seçime partilerimiz nasıl hazırlanıyor? Partiler ve adaylar yerel yönetime seçildiklerinde ne yapacaklar? Çarpık kentleşme, eksik ve niteliksiz belediye hizmetleri nasıl çözümlenecek? Yerel seçimlerde solda ve merkez sağda ittifak olacak mı sorularına da yanıt aranacak. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, TÜRMOP Genel Başkanı ve eski devlet bakanlarından Masum Türker ve Ankara Hürriyet Yazı İşleri Koordinatörü ve köşe yazarı Yaşar Sökmensüer katılacak. Gazeteci Yaşar Aysev'in hazırlayıp sunduğu Medya Sorunları Tartışıyor, 30 Kasım Pazar günü saat 13'te Kanal B'de.